seni rica ederim. Hep oyum hep Cumhurbaşkanımdan işte. Ha bu yaşa geldim hep Cumhurbaşkanımı destekliyorum. Ama benim yolumu isterim. Yolumda şey varmış. Elektrik direği. Onu kaldırmasını rica ediyorum. Duyacak mı? Neyesi olduğunu evet. Neyesi olduğunu da söylerseniz. Yolunuz nerede? Yolum mu? Melmekette evime yol araba yolu gitmiyor. Çamoluklu'yum. Çamoluklu. Heh. Hangi ilde? Giresun'a bağlı galip. Giresun'a bağlı Çamoluklu. Şey başkanımdan, Cumhurbaşkanından rica ederim. Benim yolumdan direğe kaldırsın. Tabaş yavrum. Ona da selamımı söyle. Çok. Allah sağlıklı uzun ömür versin Cumhurbaşkanımıza. Sürün. Ben razıyım ama bırak. Sürün ne yap? Bu yaştan sonra daha neyim kalmış benim? Sürün benim Allah. Evimi yolunlaştım da. Sürün. Siz memnun musunuz gelen %25 standa? Ya bu şartlarda memnun olacak bir durum var mı? Var mı öyle bir şey? Şimdi ben asgari ücretten İki misli alıyordum, fazla alıyordum. Evet. Asgari ücret beni geçti. Tamam mı? Bana vermişsin %25. Ne 1800 küsur mu ne yapıyor? Yani 7500'e fixledi. Yani çok adaletsizce bir durum. Peki geçinebiliyor musunuz yani? Bir de ya şimdi dileğiniz nelerdir? Bak şimdi ablacığım. Atlar at sineği vardır. Atın kuyruğunun altında geçinir. Biz de öyle geçinmeye çalışıyoruz. İşte gider şimdi. Pazarda alttaki ezilenleri, bozulanları toplar, Allah'a şükür der. Şükür bu değildir. Karnım doyuyorsa şükür. Benim dinim, imanım burada, karnım. Din imanı olmaz, karnı aç olan insanı hırsızlık yapar, arsızlık, her şey yapar. O yönde memnun değiliz tabii ki. Bu gidişat olur mu böyle şey? Peki beklentiniz nedir? Ya bu yaş, ben 71 yaşındayım. Ne bekleyebilirsin ki? Ben siyasilerden adaletli, efendime söyleyeyim, düzenli, herkese yetişecek şekilde maaş bağlanmasını isteriz. Şimdi gidiyoruz, alıyoruz 1 liraya. Sabah gidiyorum 2 lira olmuş. Kontrol yok, düzen yok. Serbest piyasa ekonomi. Ya serbest ekonomi, evet. Nasıl serbest ekonomi ya? O zaman benim maaşım da serbest yap. Her ay yükselsin kardeşim o zaman. En az 30 bin lira alması lazım ki bir emekli. İki kişi, üç kişi rahat evinde güzel sabah. Ya süt içiyor mu bizim çocuklarımız hiç? Süt içeceğiniz var mı? Var mı süt içecek? Niye yaşıyoruz o zaman? Sebep ne? Sosyal devlet. Sosyal devlet ne demektir? Vatandaşın barınma, sağlık, karnını yiyeceğini düşünen devlettir. Onun haricinde siyaseti beni ilgilendirir. AK Parti ve parti vız gelir bana. Bugün onun tutarım, yarın öbürünü tutarım. Ayrı bir şey. Şimdi ben bayramda torunuma, şu çocuğa 5 lira harçlık veremediysem, benim insanlığım nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Şimdi hak için kurban, küp için kavurma yapıldı. 60 bloklu dairede oturuyorum. Kapının önü kan, poşetler delinmiş, kan yok. Kimseden görmedik. Yalan mı Piro? Ben derim, kimseden de korkumuz yok. Hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, doğruları söylüyoruz. Anladın mı kardeşim? Adım da Cevdet. Sivas Dibrikliyim, Cevdet Ergün. Hiç kimseden de çekindiğimiz yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dile getirmek lazım.